Pardon hocam. Hangi ödüllere adaymışız? Bir daha lütfen. Yani No Name'ine öyle bir kadın dergisi varmış. Onun başarılı kadınlar ödüllerinde en iyi TV dizisi kadın başrol oyuncusu ödülüne ikiniz de aday olmuşsunuz işte. Bir çağ kapanıp yenisi açılıyor yani. Dünyamıza hayırlı uğurlu olsun. Yani bilmem nerenin televizyon ödülleri. Evet, tatlım. Hayır, tiyatro ödülü olsa rekabet edelim. Keyifle, heyecanla birbirimizin gözünü oyalım, saçını başını yolalım ama sonuçta televizyon yani. İnan ben sinema ödüllerimi bile çok fazla önemseyemiyorum. Niye? Yönetmenin sanatı. Aynen. Ama tiyatro oyuncunun sanatı. Kesinlikle. Öte yandan televizyon. Reklamcının sanatı. Ah! Bravo. Umursamazlığımıza sağlık. Başka kimler adaymış hocam? Kaç aday varmış? Jüri falan kimmiş? Ya işte 3-5 çoluk çocuk internetten oy verecek. Yani laf ola beri gele. Tabii canım. Aman yalan dolan işte. Beren Saat falan aday mıdır? Sahneyi anlatıyorum. Yazgı burada sedirin üstünde bıy 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 ağlıyor. Zahter onu camdan görüyor, içeri giriyor, bıy 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 türkü söylüyor. Sonra Yazgı ay 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 başını kaldırıyor. Sonra ikisi birden başlıyorlar yine bıy 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 ağlamaya. Sonra laflarını söylüyorlar. Bla 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 işte ikimiz de töre kurbanıyız falan fıstık. Sonra komple koruma moruma lili liliye bağlıyoruz. Kestik. Hocam bir dakika, bir dakika. Hangi türkü söyleyeceğim? Hangi türkü istersen ne koyayım? Hocam tabii yöreye ait bir ağıt falan olması lazım. Tutup da Silifke'nin yoğurdunu söyleyecek değilim değil mi? Silifke'nin yoğurdu iyi olurdu ya. Hem oynak da. Hani ağır sahne neşelenirdi seyirci. Ay olur mu hocam ya? Olmaz değil mi? Olmaz, onun telifi yüksektir. Artık sen kafana göre loley moley moley loley uydurursun bir şeyler. Hocam keşke setimizde o yörelerden bir arkadaşımız olsa. Şive olarak da daha doğru oynasak. Değil mi? Çünkü ben bazen hakikaten şive olarak Diyarbakır'dan giriyorum. Ankara'ya uğruyorum, Denizli'den çıktığımı hissediyorum. Hocam Allah aşkına niye bizim setimizde doğulu bir kültürel danışman yok? Esra sen doğulu değil misin? Ben Suadiye'liyim hocam. Tamam işte buraya göre doğu. Hocam Ahmet arkadaşımız Adıyamanlı. Yok ben Edirneliyim. Keşan. Keşanlı Ali. Tesadüfe bak. Ahmet. Ahmet kim? Hocam bildiğiniz Adıyamanlı kendisi. Nemrut filan. Hani... Nemrutluğundan değil hocam. Çekingen bir insan kendisi, ondan istemiyor. Ya çekingenliğimden değil de ben hakikaten Edirne'de okudum ortaokulu. O yüzden türkü mürkü bilmem. Ama benim bir kardeşim var. 18 yaşına kadar memlekette kaldı. O bilir de. Çağırsak gelir mi? Ne şivesi oğlum? Benim şivem yok ya. Ne anlatacağım? Adıyaman'ın kültürü. Lan oğlum işimiz gücümüz yok. Dizinin şeysine çekildiği yere mi geleceğiz lan şimdi? Selahattin. Hangi dizi? Ha neydi adı? Arap'ın intikamı mı? Kader'in cilvesi. Ha Fırat'ın yazgısı. Ay sanatçı arkadaşlarımın dizisi en beğendiğim. Selahattin gidelim. Ha neredeydi sizin dükkan? Ha İstiklal'de yakın. Sete normal ben misafir almıyorlar. Ne olur gidelim Selahattin. Ha iyi ben geliyorum bir arkadaşla beraber. Ha sen orada mısın? Ben geliyorum diye mi gidiyorsun lan? Ha, alkolün mü geldi? Tamam çay girme lan. Tamam. Zahter, yengemgillerin düğünü var. Gelecek misin yoksa o karanlık mağaranda yarasalarının da yardımıyla başımıza çoraplar mı öreceksin? Çorap değil bacım. Civanla doğacak çocuğumuzun patiklerini öreceğim. Ne? Zahter Civan'dan hamile mi yahu? Senaryoda niye yazmıyor sevgilim? Hayır Çağatay'cığım, doğaçlama yapıyoruz. Çekimden önce ısınmak için. Oyunculuğu ciddiye alan insanlarız. Acaba oyunculuk sizi ciddiye alıyor mu? Hamle. Çağatay, hadi sen de katılsana doğaçlamaya. Deniz başla. Fırat, Zahter senin nikahlın. Fakat Civan'ın bebelerini taşıyor. Ne diyorsun bu hususta? Keyfim kaçtı yahu. Hadi Çağatay ya, asılalım biraz. Sabaha kadar önüme gelene asıldım. Onun için yorgunum zaten. Çağatay'cığım, doğaçlamaya asılalım biraz. Hadi Fırat yap bize. Tamam, yaptım işte. Keyfim kaçtı yahu dedi Fırat. Fırat mıydı o? Ha be. Bak, bu ben. Keyfim kaçtı yahu. Bu da Fırat. Keyfim kaçtı yahu. Aradaki farkı nasıl görmüyorsun anlamıyorum sevgilim. Wow. Gel gel, buradalar. Gel gel. Merhaba, merhaba. Merhaba. Ay, sanatçım, arkadaşlarım benim. Merhaba Deniz'ciğim. Ay. Demek çekim böyle çekiliyor ha? Evet, evet. Hoş geldin tatlım. Hoş geldiniz. Hop! Ya sen oraya mı saklandı ya? Vallahi çıktı oradan hacı yapmaz gibi çıktı. Ya merhaba, ben Selahattin Çakaler. Merhaba. Evet. Size yöremizden cheesecake getirdik. Bizim Adıyaman'ın cheesecake'i çok meşhurdur. Gerçekten? Tabii ki hayır, benim canım. Cihangir'den aldık ya. Siz beni şive için çağırdınız ama ben İstanbulluyum. Ve gördüğünüz gibi şivem falan yok. Ama mesela Deniz'den kardeşi Bora'ya dikkat ediyorum. Çok koyu bir İzmir şivesi kulağı tırmalıyor. Bizde? Evet. Mesela domatese domat diyorsunuz. Domat. İstanbul'da domat olmaz. Domates. Nedir? Domates. Beraber söyleyelim. Domates. Evet. Sonra kendi kendime dedim ki, oğlum Selahattin, Anadolu'nun her karış toprağı aynı. Sunupluk yapma, köylüyü, kasabalıyı hor görme. İnce, çok ince. Ben de önce olmak istiyorum. İşte kısmetse, öyle Buhran abi falan yapıyorum. Arkadaşlar da diyor yani yeteneğim var diye. Öyle mi sevgilim? Peki... Tek bir şey sormama izin ver. Sesim seni çok tahrik ediyor mu? Şu an bir coşku olmadı. Açık konuşuyorum. Ama böyle televizyonda falan izlerken bir inceden oluyor. Oluyor. Ya bende yalan yok. Özel ders almak ister miydin sevgilim? Özel ders derken o oyunculuk olaraktan. Evet. Ama çok özel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.